Merhaba Atıf Ala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Bir kez daha hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Bugünkü iş çalışmamızda son günlerde adeta dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünün dünya genelindeki hava yolları şirketlerine olan etkisini aktarmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone konusunda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ise dünyayı adeta etkisi altına alan koronavirüsünün dünya genelindeki hava yolları şirketine nasıl bir etki yaptığına bir göz atalım. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuza geçmeden önce özet şeklinde koronavirüsünün dünyadaki son durumuna ilişkin birkaç bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi şu anda dünya geneline baktığımızda koronavirüsünün belli başlı bazı noktalara odaklandığını görüyorsunuz. İlkin şu gördüğünüz koronavirüsünün çıktığı Çin ve etrafındaki bölge. İkincisi aralarında Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu bu Orta Doğu bölgesi. Üçüncüsü şu anda koronavirüsünün adeta merkez üssü haline gelmiş olan Avrupa ülkeleri. Bir diğeri ise Kuzey Amerika, yani Amerika kıtasının kuzeyi şu anda koronavirüsünün en çok görüldüğü noktalardan birisi. Dünya genelindeki kıtalar arasında koronavirüsünün en az etkili olduğu kıta ise Afrika. Evet, gördüğünüz gibi Afrika kıtasında nispeten daha sakin bir durum gözleniyor. Bugün 17 Mart 2020 itibariyle dünya genelinde şu anda gördüğünüz gibi 7.330 ölü var. Ve dünya genelinde kaydedilen koronavirüsü vaka sayısı ise 185.067 olarak gerçekleşiyor bugün itibariyle. İsterseniz hemen bir ilk üç ülkeye bakalım. Koronavirüsünün ilk çıktığı ülke Çin. Çin'de gördüğünüz gibi 3.230 ölü ve Çin'de bugün itibariyle kaydedilen vaka sayısı ise 81.058. İkinci sırada ise İtalya'yı görüyoruz. Bu ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2.158 ve bu ülkedeki toplam kaydedilen korona vaka sayısı ise 27.980. Üçüncü sırada ise doğu komşumuz İran. Gördüğünüz gibi İran'da şimdiye kadar 853 kişi hayatını kaybederken bu ülkedeki korona vaka sayısı ise 14.991 diyelim ve bugün size aktaracağımız konumuza geçelim. Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019'da tespit edilen ve 17 Mart 2020 itibariyle dünya genelinde 7.500 olayında can alan koronavirüsü hava yolları şirketlerini de vurmaya başladı. Koronavirüs salgınının hava yolu şirketlerine maliyeti milyar dolarlarla ifade ediliyor. Bu maliyet salgının etkili olacağı süreye göre çok daha fazla artabileceği belirtiliyor. Kimi uzmanlar salgının önümüzdeki Haziran ayı itibariyle etkisini yitirmeye başlayacağını belirtirken, kimi kaynaklar ise salgının sonbahara ve kimi uzmanlar ise hatta bu sürenin 2021'e sarkabileceğini ifade ediyor. Salgının dünyaya vereceği maddi kaybın salgın süresine göre farklılık arz edebileceği belirtiliyor. Uzmanlar bu maddi kaybın 500 milyar ile 2 trilyon dolar arasında değişebileceğini ifade ediyor. Dünya genelinde şimdiye kadar 160 dolayında ülkede tespit edilen koronavirüsü şimdiden birçok hava yolu şirketi için adeta kabus olmaya başladı. Önce birkaç ülkeyle sınırlı kalan koronavirüsü Çin dışında da can almaya başlayınca hava yolları şirketleri seferlerini peş peşe iptal etmek zorunda kaldı. Hava yolları şirketlerinin seferlerini kısması, uçakları yere indirmesi demekti. Bu da birçok şirketin farklı kemer sıkma uygulamasına gitmesine neden oldu. Deyim yerinde ise hava yolları şirketleri adeta kepek indirdi. Hastalık korkusuna kapılan şirketlerin sefer iptaline gitmesi kasalarına maddi sıkıntı olarak yansıdı. Bunun üzerine birçok şirket çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma yoluna başvurdu. İşte dünya genelinde hava yolları şirketlerinde yaşanan bu hareketlik. Türk Hava Yolları virüs vakalarındaki artış nedeniyle önce Çin, Irak, İtalya, Güney Kore ve İran'a olan seferlerini durdurmuştu. Ardından aralarında Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'nın da olduğu 14 ülkeye uçuşları durdurdu. Yani Türk Hava Yolları 17 Mart itibariyle toplamda 20 ülkeye olan uçuşlarını durdurmuş oldu. Çin. Koronavirüsünün ilk çıktığı Çin'de ise ülkenin 4. büyük hava yolu şirketlerinden Hainan Hava Yolları el değiştirme kararı aldı. Air China, China Eastern
ve China Southern Airlines şirketleri ise bazı pilotları ücretsiz izne çıkarma yoluna başvurdu. Katar tüm uluslararası uçuşları durdurma kararı aldı. Katar 18 Mart itibariyle başkent Doha'ya giden tüm uçuşları 14 gün boyunca durdurdu. Polonya. Bu ülkenin hava yolu şirketi LOT etkili olan koronavirüs salgını üzerine tüm uçuşlarını durdurdu. Litvanya. Litvanya ise Mart ve Nisan ayı boyunca tüm tarifeli ve charter uçuşları iptal etti. Kazakistan. Kazakistan ise aralarında Türkiye'nin de olduğu Almanya, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'a olan seferlerini askıya aldı. Özbekistan. Özbekistan salgın nedeniyle 10 Mart'tan itibaren tüm hava ve kara ulaşımını geçici olarak durdurdu. Fransa. Fransa hava yolu devi Air France ilk etapta 3600 uçuşunu virüs nedeniyle iptal etti. Amerika. Amerika Birleşik Devletleri ise öncelikle Avrupa Birliği'nden gelen uçuşları bir ay süreyle askıya aldı. Amerika Hava Yolları uluslararası uçuşlarda %20-25, Delta Hava Yolları ise %10 aralığında kapasite azaltmaya gitti. ABD'nin bir diğer hava yolu şirketi United Airlines ise bazı çalışanlarının maaşını %50 oranında düşürdü. Japonya. Japonya Airlines ise 20-25 Mart tarihleri arasında 1468 yurt içi uçuşunu iptal etti. Norveç. Avrupa'nın 3. büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Norwegian Air ise çalışanların %50'sini geçici olarak işten çıkartacak. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi Emirates ise personelin önemli bir kısmını bir aylık ücretsiz izne çıkarmayı planlıyor. Emirates, koronavirüsü sebebiyle dünya çapındaki birçok uçuşunu da iptal etmişti. Almanya. Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise uçuş kapasitesini %50 oranında azaltmayı planlıyor. Lufthansa 150 uçağını yere indirecek. Ayrıca 19 Mart-24 Nisan dönemi içinde 23 bin uçuşunu iptal edecek. Rusya. Rusya, Özbekistan, Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya ile olan tüm uçak seferlerini sınırlandırdı. Kuveyt. Kuveyt, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle uluslararası uçuşları askıya aldı. Kuveyt, bu çerçevede Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a olan uçak seferlerini durdurdu. İsrail. İsrail hava yolu şirketi El Al, koronavirüsü nedeniyle çalışanların %80'ini ücretsiz izne çıkarmayı planlıyor. Şirket ayrıca %20 oranında da ücret kesintisine gidecek. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan aralarında Türkiye ve Oman'ın da olduğu Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'la olan uçak ve gemi seferlerini askıya aldı. İngiltere. İngiltere'de her 5 iş hat uçuşundan ikisini gerçekleştiren ülkenin en önemli hava yolu şirketlerinden Flybe iflasını açıkladı. Öte yanda Birleşik Krallık merkezli hava yolu şirketi Virgin Atlantic'te uçakların %85'ini yere indirme kararı aldı. İran. Koronavirüsün etkili olduğu ülkelerden biri olan İran, Avrupa güzergahındaki tüm uçuşları askıya aldı. Irak. Türkiye'nin güney komşusu Irak, tüm uçak seferlerini 24 Mart'a kadar iptal etti. Gürcistan. Gürcistan hükümeti 18 Mart itibariyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye gelmesini yasakladı. Avusturya. Bu ülkenin hava yolu şirketi Austrian Airlines 18 Mart itibariyle tüm uçuşlarını durdurdu. İrlanda. İrlanda merkezi Ryanair hava yolu şirketi filosunda bulunan 450 uçağının hemen tamamına yakınını uçuştan çekecek. Kırgızistan. Kırgızistan 17 Mart 20 itibariyle henüz koronavirüsünün tespit edilmediği ülkelerden biri. Kırgızistan önlem amacıyla bu ülkeye yapılan birçok hava yolu şirketinin seferlerini iptal etti.